Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, buyurun oturun. Hadi. İyi misin Sarla? Evet, iyiyim. Merak etme. Sizi buraya getiren şey nedir? Her şey yolunda mı? Sorun yok, endişelenme. Her şey yolunda. Sadece ben senden özür dilemeye geldim. Az önce yolda gelirken nedense Indu şimdiye kadar Kumkum Bagya düğün salonunu hiç görmediğini söylemişti. Evet Sarla, ben buraya pek çok defa geldim. Ama Kumkum Bagya düğün salonunu hiç görmemiştim. Ne zaman istersen bakabilirsin. Canki'ye söylerim, sana hemen içeriği gezdirir. Canki, hadi salonu göstersene. Tamam. Sahibi de çok kibar biri. Evet. Gidelim Canki. Sarlacığım, Indu'nun yanında bunu konuşmak istemedim. Bir bahaneyle düğün salonuna gönderdim. Mesele şu ki Sarlacığım, Pragya ve sen bütün bu sorunları Pragya abinin yanında olduğu için yaşıyorsunuz. Tek sebebi ona destek olması. Çünkü Pragya abinin düşmanlarını uzak tutuyor. Her şeyin nedeni bu. Başka bir sebep arama. Öyle demeyin lütfen. Bir kadın kocasına destek olur. Ama bu sorun çıkmasına neden olmamalı. Suçu ben üstlendim. Çünkü bu olaydan sonra Pragya'nın evini terk etmesini kesinlikle istemedim. Her şeyi gördünüz. Tanı Pragya'nın hapse girmesini istedi ama o zaman mücadeleye devam edemezdi. Bu nedenle suçu ben üstlendim. Pragya'ya yardım etmenin başka hiçbir yolu yoktu, biliyorsunuz. Sarlacığım, Pragya'ya bu değerleri öğreten yine sensin. Ve Pragya her şeyi senden öğrendiği için de ideal bir eş olmayı başardı. Hayatında olanlar yüzünden ve bizim ona yaşattıklarımız için beni bağışlamanı senden rica ediyorum. Biliyorum senin için kolay değil ama ne olur affet beni. Hayır, olmaz. Siz benim büyüğümsünüz. Hayır Sarla. Ben senin ne kadar acı çektiğini biliyorum canım. Herkesin Tanu hakkındaki gerçekleri öğrendiği gün Tanu'nun o evde yaşayacağı son günü olacak, inan bana. Sarla, ondan sonra Pragya hayatında sadece mutluluk yaşayacak. Daima mutlu olacak. Tanrı'ya tek bir duam var. O da ihtiyacı olduğu zaman Pragya'ya yardım edebilmem. Kızım çok zor durumda ve ben ona yardım edemiyorum. Bana bir söz verin. Siz onunla aynı evdesiniz. Onu sakın yalnız bırakmayın. Lütfen Pragya'ya destek olun, lütfen. Size ihtiyacı var onun. Tanu Pragya'ya acı vermek için her şeyi yapıyor. Pragya'yı öldürmek istediği için kazayı planladı. Sonra da hırsızlıkla suçladı. Yetmezmiş gibi Pragya'nın hapse girmesini istedi. Tanu Pragya'yı evden atmak istiyor. Kim bilir gelecekte de ona ne kadar çok acı çektirecek. Lütfen kızımı yalnız bırakmayın. Sarlacığım, endişelenme. Düşmanlarımız ne yaparsa yapsın, Tanrı daima bizim yanımızda olacaktır. Tanrı her zaman, her yerde bizim çocuklarımızı korur. Bu nedenle yaşadıkları zorluklara rağmen abi ve Pragya hala beraberler. Evet. Hırsız yakalandığı zaman gerçeği öğreneceğiz. Sarlacığım, sen kendini hiç üzme. Ben de Sarla'nın yemeklerini çok merak ediyordum. Bana bir şeyler hazırlar mısın? Elbette canım. Ne zaman istersen. Herkes için yemek hazırlayacağım zaten. Evet. Artık hiç kimse kimin yaptığını tahmin edemez. Hem de biri görse bile bunun sahte olduğunu düşünecektir. Mithali'yi de kandırdım. Artık evde hiç kimse parayı benim çaldığımı düşünemez. Neden hastaneden arıyorlar? Ne oldu acaba? Onlar ödeme yapmıştı. Alo? Bayan Tanu Shri, Uzun Ömür Hastanesi'nden arıyorum. Evet, dinliyorum. Menajeriniz ve arkadaşı bugün hastaneye geldiler. Ödediğimiz faturaların
Benden kopyasını almak istiyorlardı. Bay Nikki'nin tedavi masrafları için olan ödemeyi. Ben kimseyi göndermedim. İsimleri ne? Bayan Raşna ve Bay Akaş. Peki tamam, teşekkür ederim. Kurap yetmezmiş gibi şimdi Akaş ve Raşna peşimdeler. Beni gözetliyorlar. Ne yapacağım? Ben de şimdi seni arayacaktım. Tam zamanında telefon ettin. Ne oldu? Bu sabah başımız derde girebilirdi ve o zaman senin yaptığın planlar da işe yaramayacaktı. Tamam, iyi anladım da ne oldu şimdi? Akaş ve Raşna hastaneye gidip senin faturalarını almaya çalıştılar. Eğer daha önce gelselerdi onlara yakalanacaktık. Akaş ve Raşna mı? Seni ya da beni asla takip etmemelerini sağlamalısın. Ben de bunu yapıyorum zaten. Kendimi herkese karşı koruyorum. Kimsenin seni izlememesini de sağlamayı başardım. Sürekli kontroldeyim. Hastaneden erken çıkmasaydı şimdi çok büyük bir sorun yaşayacaktık Nikki. Sen bana iyilik yapmadın Tanu. Ben hastane masrafları artmasın ve eğer evde olursam daha rahat plan yaparım diye düşünerek erken çıkmak istedim. O halde planlarını yap ama bundan sonra da bana ne yapacağımı söyleme artık. Tanu, ben sadece bir öneride bulundum sana. Hepsi o kadar. Gereksiz yere beni de sinirlendiriyorsun. Farkında mısın acaba? Asıl saçmalayan sensin ve sen beni sinirlendiriyorsun. Beni telefon açtığım için pişman etme. Çok tutarsız davranıyorsun. Söylesene, ben artık başka ne yapabilirim? O halde konuşma, kapat telefonu. Önce planları mahvetti, şimdi de bana bağırıyor. Eğer bu kız benim için gerekli olmasaydı, yemin ederim, ona hiç bu kadar katlanmazdım. Ne aptal şey, yemin ederim eğer hamile olmasaydım onu çoktan öldürürdüm. Tansiyonunuz düşmüş. Ama endişelenmeyin, ben yine de size ilaç yazacağım. Hayır, yeter, ilaç almak istemiyorum. Bakın doktor, o kadar uzun zamandır ilaç alıyorum ki sanki her yanım ilaç kokuyor. Hastane koridoru gibi oldu. Bunun içinde bir ilaç var zaten. Size bir reçete yazacağım. Hayır, istemiyorum. Ay aman tanrım. Doktor bey, acaba büyükannemin durumu nasıl? Bakın, siz burada ona baktığınız sürece sağlığı pek iyi olacak. Ona çok iyi baktığınızı söyledi bana. Eğer her ailede sizin gibi bir gelin olsaydı bütün doktorlar işsiz kalırdı. Evet, haklısınız doktor. İnanın Praga yanımdayken benim tansiyonum her zaman normal olur. Doktor, madem buradasınız, eşimi de muayene edin. Bugün ayağı kaydı düştü, ayak bileğini kötü incitti değil mi? Nasıl? Yere mi düştü? Ne oldu? Kızım, nereni incittin? Söyle. Yok bir şey büyükanne. Bak ben çok rahat yürüyebiliyorum. Ama ben iyiyim. Gelmişken seni de muayene etmeme izin ver. Elbette. Çünkü olan oldu, nasılsa kaçamazsın. Buyurun. Hadi otur bakalım. Burada ağrın var mı? Hayır. Praga haklı. Herhangi bir sorun yok. Bir çizik bile göremedim ama bence ona asıl gereken şey kocasının sevgisi ve ilgisi. Yani ona benim bakmamı mı istiyorsunuz? Evet abi, karının dinlenmesi lazım. Sen ona bakarsın. Bir ay sonra kendine bir ağrı uydur. O zaman da karın sana bakar. Hayat böyle geçer işte. Gel buraya Praga, gel. Bakın, yukarıda bir şey söylemek istemedim. Ama sizinle özel olarak konuşmak istiyorum. Doktor bey, ne oldu söyler misiniz? Büyük annenin yüksek tansiyonu var. Onu lütfen yalnız bırakmayın. Çok fazla yürürse başı dönebilir. Tehlikeli olur. Ama yukarıda demiştiniz ki... Telaşlanacak bir şey yok. Ama onu rahat ettirmelisiniz. Endişelendiği bir şey var. Ve kimseye söylemiyor. Hayır doktor bey. Böyle bir şey yok, hayır. Biliyorsunuz ben buraya daha önce de geldim. Onu hep mutlu ve neşeli görmüştüm ve sürekli bana şakalar yapardı. Ama bugün yüzü hiç de mutlu görünmüyor. Sizin yanınızda bir şey söylemedi bana ama bir
endişesi var. Yani ona çok iyi bakmalısınız. Hayır doktor, inanın öyle bir sorun yok ama dediğiniz gibi daha dikkatli olacağız artık. Ben artık gitmeliyim. Tabii. Peki, sizi tamam, kapıya geçireyim. Büyük annem, annemle benim yüzümden mi endişeli acaba? Evde olanlardan sonra kesinlikle büyük anneye daha fazla özen göstermek gerekiyor. Anneciğim, çok ağrım var anneciğim. Lütfen bir şeyler yap. Aile doktorumuz burada. Az önce annemi ve Prage'yi muayene etti. Sana da baksın. Muayene ücreti ödememize de gerek yok. Bırak şimdi parayı. Parayı boş ver. Bu doktor mide ağrısını geçiremez ki. Derdin başka. Ne oldu? Umarım hamile değilsindir. Aklını mı kaçırdın sen? Zaten iki çocuğum var. Yeniden hamile kalmamı mı istiyorsun? İki dörün yetmedi mi sana? Miden çok dolu senin. Belki de gastrit sorunun vardır. Oh, hayır değil anne. Bu başka bir şey. Çocukluğumdan beri olan bir şey. Bence bu sorunun asıl nedeni doğuştan gelen bir sıkıntı olabilir. Doğuştan mı? Nasıl bir hastalık bu doğuştan olmuş? Sana ne diyebilirim ki? Ne zaman bir şey duysam ve kimseye anlatmasam her şey burada birikiyor. İçimde birikenleri çıkartamıyorum anneciğim. Midem çok kötü ağrıyor ve patlayacak gibi şişiyor. Her kadın aynı problemi yaşar. Madem çaresini biliyorsun, benden saklamanın ne anlamı var sanki ha? Sakladıkça miden daha çok ağrıyor işte. Hadi söyle, benden sakladığın sır nedir bakalım ha? Hayır, hiç kimseye söyleyemem. Söylemeyeceğime yemin ettim anne. Tabii eğer söylersem ağrılarım geçer. Ama o zaman da başım büyük derde girer. Hem de çok büyük. Ne demek istiyorsun? Pekala, sana söyleyeceğim. Anneciğim. Evet. Sana bir sır vereceğim, tamam mı? Ama bir şartım var. Söz ver bana. Sakın hiç kimseye... Hiç kimseye anlatma, tamam mı? Hem de miden ne kadar ağrısı ağrısın. Söz veriyorum, kimseye söylemem. Hadi söyle de mide ağrın geçsin artık. Çünkü benim başım ağrımaya başladı. Anneciğim, parayı dün kim çaldı biliyor musun? Tanu çaldı. Ne? İzin ver de bitireyim. Ağzını sonra açarsın. Anneciğim, evdeki bütün parayı Tanu çaldı. Ben gördüm. Yine de cesaretine hayran olmak lazım. Çünkü çaldığı parayı kendi odasında sakladı. Hem de o kadar parayı bir sandığın içine koydu anneciğim, biliyor musun? Eğer bütün bunları biliyorsan hala ne bekliyorsun? Gidip polise anlatalım. Sonra da Prakya, abi ve diğerlerine söyleriz. Ve ödül olarak da paranın bir kısmını alırız hemen. Hadi otur şuraya. Neden? Ödülü ben de düşündüm elbette. Fakat Tanrı'nın bana ne yaptığına bir türlü inanamazsın anneciğim. O kadar parayı görünce hırsa kapıldım ve sandığın yanına oturdum. Tam paralara bakıyordum ki Tanu paralar elimdeyken fotoğrafımı çekti. Şimdi o fotoğrafı kullanarak bana şantaj yapıyor. Eğer bunu birine söyleyecek olursam o fotoğrafı herkese gösterip beni hırsızlıkla suçlayacak. Sen neler söylüyorsun? Evet, bana bunu yaptı anneciğim. Yani artık parayı unut sen. Ama düşünecek olursan bu kadın bir gün çok daha kötü bir şeyler yapabilir. Bizi mahveder. Neyse boş ver, sana anlattığıma göre artık mide ağrım da geçti gitti. Şükürler olsun Tanrım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Demek mide ağrın geçti. Benim mide ağrıma ne olacak şimdi ha? Önemli olan benim ağrımın geçmesi. Seninki kendi sorunun, başının çaresine bak. Ben biraz dinlenmek istiyorum anneciğim. Ay. Ablacığım. Büyük anne ne oldu? Abla. Büyük anne iyi misin? Merdivenlerden inerken düştüm. Sana büyük annenle kalmanı söylemiştim. Neden yanına gitmedin? Tam gitmek üzereydim ama o sırada... Ne bekliyorsunuz öyle? Doktoru çağırın. Hadi doktor Murti. Hemen arayın şunu. Endişelenme büyük anne. Abi doktoru çağırıyor. Hadi kalın. Tamam. Alo doktor Murti. Hemen buraya döner misiniz? Büyük annem merdivenlerden düştü. Hemen.
Evet, peki. Ay, teşekkürler. Bir şey yok büyük Akash, anne. Raş, onu kaldırmama yardım edin, odasına götürelim. Tamam. Hadi Raş. Hadi. Dikkat et. Abi ne oldu? Dikkat et. Ay. Abla, lütfen biraz sabret. Doktor seni muayene ediyor. Ayağı çok kötü incinmiş. Birkaç yerden kırılmış olabilir. Risk almak istemiyorum. Durumu daha kötüye gitmeden hemen hastaneye kaldırmalıyız. Peki ben hemen ambulans çağırayım. Hemen çağırıyorum. Ay. Yalnız bir problem var. Benim bağlı olduğum hastane buradan 10 kilometre uzakta. 10 kilometre mi? Ama durumunu gördünüz. Onu hemen hastaneye götürüp tedaviye başlamalıyız. Daha yakında başka bir hastane yok mu? Evet, yakın bir hastane var. Dokuztepe Hastanesi. Orası olur mu hiç? O çok pahalı bir hastane. 5 yıldızlı otel gibi. Evet, pahalı olduğu doğru. Ama çok iyi doktorları var. Hiç önemli değil, oraya götüreceğiz. Abi gitmeden önce yanına para al. Geçen ay komşumuz Bay Kohli oraya yattı. Çok para istediler. Sanki hastane değildi. 5 yıldızlı otel gibi orası. Hastanelerin hastayı kabul etmeden önce yüklü miktarda bir depozit aldıkları doğru. Ama bakım ve sundukları hizmet buna kesinlikle değer. Sadece birkaç milyon alırlar, sorun değil. Hadi götürelim onu artık. Ay çok ağrım var. Prag'e konuşabilir miyiz? Prag'e bana 400-500 bin kadar ver, depozit için gerekli. Ama şu anda evde o kadar param yok ki. Ne demek istiyorsun? Sen evde daima nakit para saklarsın. Git ve para getir. 10 milyon rupi saklamıştım ama çalındı işte. Çalındı mı? Ne yapacağız şimdi? Bekle tamam. Bana biraz zaman ver olur mu? Akash. Akash hemen bankaya git ve 500 bin rupi kadar para çek. Hayır. En iyisi 1,5 milyon rupi çek. Büyükannenin depoziti için gerekli. Mutlaka giderim ama bugün Buda Purnima bayramı var. Bankalar kapanacak. Bütün nakit parayı topla ve hepsini hemen bankaya yatır. Evde nakit para saklamadığına inanamıyorum. Aklım almıyor. Abi gel, lütfen buraya gel. Paranın bankada saklanması gerekir. Sen de öyle yapardın. Ama bu defa benim evde sakladığım para çalındı. Ne yapayım ben? Ben paradan bahsetmiyorum. Para ne işe yarar ki? Para ailemize fayda sağlamayacaksa çalışmanın bile ne anlamı var? Bak lütfen bana biraz zaman ver. Ben halledeceğim. Hayır, tamam mı? Hiçbir şey yapma. Ben çözüm bulurum. Akash, bütün paran ne kadar? Şimdi ATM'den 50 bin rupi çekebilirim istersen. 50 bin çok az Akash. İşe yaramaz ki. Aman tanrım. Abi şimdi benden para isteyecek. Çok büyük zorluklarla 200 bin rupi biriktirmiştim. Veremem ki. Yenge, senin ne kadar paran var? Benim hiç param yok. Ben de ondan para istiyorum. Amca, lütfen bana biraz para ver, lütfen. Eğer param olsaydı hiç düşünmeden verirdim. Peki ya sen? Ben bu ailenin en fakiriyim abi. Robin'in bile benden daha çok parası var. Eğer biraz param olsaydı sana hemen verirdim. Raj, en iyisi sen git abi, ofis parasından bak, abi, getir. Abi, bütün paramı işe yatırdığımı biliyorsun. Benim hiç nakit param yok. Biri bana yardım etsin, size iki katıyla geri öderim ama şimdi acil lazım. Neden beni anlamıyorsunuz? Lütfen. Abi. Telefon ettim, ambulans birazdan burada olacak. Sen parayı hazırla. Çok iyi fırsat. Tam istediğim gibi. Abiye para lazım ve şu an parası olan sadece benim. Eğer ona şimdi yardım edersem bana ömür boyu saygı gösterir. En iyisi ona yardım edip oyunun tadını çıkartayım. Nereye gidiyor acaba şimdi? Parayı verdiğim zaman sadece abi değil, bütün aile bana hayranlık duyacak. Abi o kadar mutlu olacak ki nikah günümüze bile karar verebilir. Tanu. Mithali dinle.
Herkes büyükanne ile ilgileniyor ama sen benim peşimdesin. Neden? Ben buraya seni kutlamaya geldim. Gerçekten müthiş birisin. Önce parayı çaldın, şimdi de büyükannenin hastanede tedavisi için kullanacaksın. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Her şey kendiliğinden oluyor. Ama tabii büyükannenin düşmesi de işime yaradı. Ve şimdi ben tedavi için parayı abiye vereceğim. Herkes bana hayranlık duyacak ve Pragya'dan nefret etmeye başlayacaklar. Sonra da abi benimle evlenecek. Hoşça kal. Tanrı, ne kadar şanslı bir kız böyle. Para bulmanın bir yolu var mı acaba? Söyle. Bir tek yolu var. Birlikte çalıştığım müşterilerden isteyebilirim. Hı. Ödemeleri vardı. Bana kim olduklarını söyle. İzin ver. Alo, merhaba Bay Seth. Ben Pragya Mera. Geri kalan ödemeniz için bugün nakit para gönderir misiniz? Lütfen, çok acil gerekiyor. Lütfen. Bugün ödeme yapamam ama yarın nakit gönderebilirim. Parayı evinize gönderirim. Abi, ben müşterilerle konuştum. Bugün hiç kimsenin parası yok ama önce büyükanneyi hastaneye götürelim. Ödemeyi sonra yaparız. Doktorun dediğini duymadın mı? Depozit almadan tedaviye başlamıyorlarmış. Eğer şimdi... ₹500.000 hepsini al ve büyükannenin hastaneye yatmasını sağla. Nereden buldun bu parayı peki? Hiç önemli değil abi. Şimdi önemli olan büyükannenin hayatı. Tanı, parayı nereden buldun diye sordum. Abi, bu parayı annem verdi bana. Düğün için giysi ve mücevher almamı istiyordu. Ama önemli değil. Abi, büyükanne düğünümüzden çok daha önemli. Al. Tanı, sana hayatım boyunca borçlu kalacağım. Teşekkür ederim. Gidelim Akaş, çabuk. Abinin dediğini sen de duydun mu? O bana daima borçlu kalacak. Sen benden bir adım öndeydin. Ama şimdi bana bir iyilik borcu var. Ben abiye yardım ettim. Hem de para için çaresiz kaldığı bir zamanda. Dünya kadar paran olsa da sen bunu yapamazdın. Yazık. Ambulans yolda. Büyükanne, ambulans az sonra burada olacak. Seni hastaneye götüreceğiz. İyileşeceksin büyükanne. Aman tanrım, parayı nereden bulacaksın? Sen para için hiç endişelenme. Bak, biz 500.000 rupi topladık bile. Kim verdi sana parayı? Büyükanne, Tanı verdi. Annesi mücevher alması için vermiş. Ama Tanı şimdi senin tedavini yaptırmak istedi. Öyle mi? Aferin, iyi yapmış ama ondan hiç kimseye fayda gelmez. Akaş, neredesin? Evet büyükanne. Şimdi o parayı hemen abiden al ve dikkatlice kontrol et. Gerçek mi, sahte mi diye iyice bir bak. Umarım sana verdiği paralar çalınan paralar değildir. Emin olmanı istiyorum. Neler söylüyorsun büyükanne? Hadi, ne bekliyorsun? Git ve dediğimi yap hemen. Hadi. Aman tanrım. Büyükanne aynı paralar olduğunu nereden anladı acaba? Biraz önce konuşamıyordu. Bir de şimdiki haline bak. Neler oluyor burada? Anneciğim, umarım büyükanneye gidip ona Tanu'nun hırsız olduğunu söylememişsindir. Çünkü bu bir sırdı. Ses çıkartma. Bu iş beni sabahtan beri rahatsız ediyor ama ben söylemedim. Yani ona bir şey söylemedin? Hayır. Emin misin? Evet. Bizden başka bilen biri daha var. Eğer öyleyse bu da büyükanne her şeyi biliyor demektir. Biri ona söylemiş olmalı. Şimdi bunlara zaman yok büyükanne. Ayağım birkaç yerden kırıldı ve tansiyonun da hiç iyi değil. Tedavin her şeyden daha da önemli. Lütfen bu meseleyi sonra konuşalım. Ne yapıyorsun sen büyükanne? Ayak kemiklerin kırıldı şimdi. Hayır. Benim hiçbir şeyim yok.
Yine de ayağına çok fazla yüklenme. Dur dur, kenara çekil biraz. Biraz çekil dedim sana. Pekala, bana kolay kolay inanmayacaksınız. Dikkat et büyük anne, ne yapıyorsun sen? Umarım şimdi anlarsınız. Bakın ben çok iyiyim işte. Hayır, yalan söylüyorsun. Yere nasıl düştüğünü gördüm ben zaten. Acı içinde kıvranıp duruyordun. Ve doktor da neden yalan söylesin ki? Birkaç yerde kırığın olduğunu söyledi. Seni hemen hastaneye kaldırmamız gerekiyor. Abla, sen hep böyle yapıyorsun değil mi? Başkaları endişelenmesin diye yalan söylüyorsun. Yalan değil canım. Ben doğruyu söylüyorum. Sadece rol yapıyordum. Rol. Anladınız mı? Rol mü yaptın? Ben çok iyiyim işte. O zaman sen de bacağını kaldır. Tamam. Al bak bakalım. Gördün mü? Peki şimdi de ayağını döndür. Gördün mü? Bak, bu tarafa da döndürebilirim. Hatta istersen koşarım bile. Dedim ya. Ya rol diyorum size, rol, inanın bana, benim hiçbir şeyim yok. Ne demek bu büyük anne, neden böyle bir şey yaptın peki? Çünkü buna mecburdum. Çünkü birinin sırrını açığa çıkartmam gerekiyordu. Yaptım çünkü bu evdeki herkesin gerçeği öğrenmesini istedim. Ben size paranın hala evde olduğunu söylemiştim değil mi? Ama parayı kimin çaldığını ve hırsızın kim olduğunu bilmiyordum. Sonunda gerçeği ortaya çıkartmak için bütün bunları yapmak zorunda kaldım çocuklar. Ama büyük anne, bunlara hiç gerek yoktu. Bizi çok korkuttun. Sanki daha önce hiç korkmadın mı? Çalınan para nedeniyle çok endişelenmiştin. Ne kadar üzüldüğünü unutma sakın. Ben bunu sizin için yaptım. Ve şimdi tek ümidim, umarım Purab ve Akash hala eski bir alışkanlıktan vazgeçmemişlerdir. Sen neden bahsediyorsun? Şimdi söyleyeceğim. Eskiden beri Purab ve Akash paraların seri numaralarını bir yere yazıp saklama alışkanlığına sahipler. Böylece daha sonra para gerçek mi, sahte mi anlayabiliyorlar. Seri numaralarını sakladıkları için her şeyden önce onlara sahte para veren kişiyi ortaya çıkartabilirler. Böylece kimse de onları kandırmayı başaramaz. Seri numaralarını yazmalarındaki amaç sahte ile gerçek parayı birbirinden ayırt etmek. Ve şimdi de aynı şekilde bunlar çalınan paramı öğreneceğiz. Abi, ambulans geldi ve... Büyük anne, iyisin sen. Ayağın ağrımıyor mu? Hayır, ağrımıyor. Çok iyiyim. Ama sanırım birazdan sen hasta olacaksın. Ne demek istiyorsun? Evet, baktın mı Akash? Ne oldu? Sen haklıydın. Abiye verilen bu banknotlar çalınan paraların arasındaydı. Demek oluyor ki çalan kişi Tanu'ymuş. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Ne söylediğini farkında mısın? Neden bahsediyor abi? Senin az önce bana verdiğin paradan bahsediyorum. Evet abi. Söyledim ya, parayı annem bana dün alışverişi yapmam için verdi. Ben de sana o parayı getirdim. Akash neden bahsediyor? Akash haklı. Çünkü eskiden beri evdeki paraların seri numaralarını mutlaka bir yere not eder. Yani bu demek oluyor ki Tanu evdeki 10 milyon rupi ile senin bize verdiğin paraların seri numarası da aynı görünüyor. Neler diyor? Beni haksız yere suçluyor. Hem zaten Sarla teyze de parayı çaldığını itiraf etmişti ya. Bunu Prage'yi korumak için yaptı. Bu parayı benim çaldığım anlamına gelmez. Ben öyle bir şey söylemedim. Ama senden başka herkes söylüyor abi. Sen de gördün işte, çalınan parayla senin verdiğin paranın seri numaraları aynı çıktı Tanu. Nedenini bilemem. Ama Prague bana iftira atıyor. Ben mi sana iftira atıyorum? Aslında sen benim anneme iftira attın. Tanu, sadece soruma cevap ver. Senin verdiğin paralarla kasadan çalınan paraların seri numarası nasıl aynı olabiliyor? Ben de bilmiyorum. Belki de aynı seri numarasıyla basılmış olabilirler. Yapma Tanu. Bu dediğin mantıksız.
Her banknotun seri numarası farklıdır. Üstelik bir tek banknottan söz etmiyoruz. Bütün paraların seri numarası çalınanlarla aynı. Bir açıklaması var Akash. Eğer biri o parayı çaldıysa sonradan bir kısmını kullanmaya karar vermiş olabilir mesela. Yeter, sus artık. Bunları neden yaptığını biliyorum ben. Ben senin anneni suçladığım için böyle yapıyorsun. Abi bana iftira atmaya çalışıyor ve Akash da bu işin içinde. Akash'ın hiçbir ilgisi yok. Akash sadece seri numaralarını kaydeder. Eskiden beri bütün paraları seri numarasını saklar. Yani o tamamen doğruyu söylüyor. Eğer Tanu bize inanmıyorsa not defterimi göstereyim. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Eğer bütün parayı ben çaldıysam neden sadece 500 bin rupi verirdim ki? Çünkü o kadarına ihtiyacımız vardı. Eğer gerekseydi bize 1 milyon rupi de verirdin. Çünkü zaten bütün para sendeydi Tanu. Abi herkes odama aradı ama bir şey bulamadılar. Banka hesabıma da bakabilirsiniz, bir şey bulamayacaksınız. Eğer parayı çalsaydım geri kalanı da bende olurdu, değil mi? Anne, Tanu tam bir oyuncu ve yalan söylüyor. Aha. Çaldığı paraları bir sandıkta sakladı. Şimdi de bir şey olmamış ve tamamen masummuş gibi rol yapıyor. Baksana şuna, inanamıyorum. Şükürler olsun ki biz çalmadık. Yoksa bizim de başımız büyük derde girerdi. İnanın bana, Pragya beni haksız yere suçluyor. Bunu neden yapayım ki? Neden yapacağını herkes çok iyi biliyor. Çünkü böylece artık anneden şüphe edilmeyecek. Annem suçlandı ama bütün kanıtlar seni gösteriyor. Neden paraların seri numarası aynı? Neden hala tartışıyorsun? Bütün kanıtlar senin aleyhinde. Çalınan paralardaki seri numarasıyla senin bize verdiğin paralardaki seri numarası aynı. Neden hala itiraz ediyorsun? Büyükanne. Büyükanne bana öyle deme. Ben parayı senin hayatını kurtarmak için verdim ama sen onların tarafını tutuyorsun. Tanu'nun elindeki para çalınan paralardan olduğuna göre demek geri kalanı da onun odasında olabilir. Bakalım. Ben hiç bu kadar kurnaz bir kadın görmedim. Parayı nereye saklamış olabilir acaba? Demek hanımefendi parayı bu sandıkta saklıyordu. Dışarıdan bakınca bir makyaj çantası. Ama bu sefer sen bittin. Abi? Neden susuyorsun? Bir şey söyle lütfen. Onlara hırsızlık yapamayacağımı söyle. Tanu, ben sadece Sarla annenin hırsızlık yapmayacağını biliyorum. Sana gelince sendeki parayla evden çalınan paranın seri numarası aynı ve bu gerçeği inkar edemiyorum. Ne yapayım? Sen bana hırsız mı diyorsun? Ben gerçeği ortaya çıkartmak istiyorum. Akash, neler oluyor bir açıklama yapar mısın? Evet. Ben ne olduğunu anladım. Ve senin de öğrenmeni istiyorum. Ama benimle gelmen lazım. Nereye? Tanu'nun odasına. Sana bir şey göstereceğim ve bütün soruların cevabını alacaksın. Hadi.
Anneciğim, umarım Akash Tanu'nun odasına gittiğinde etrafı arayıp para dolu sandığı orada bulamamıştır. Eğer gördüyse iyi olur. Gerçek ortaya çıkar ve sonunda benim de içim rahatlar işte. Hadi acele edelim. Tanu'nun odasına gidiyorlar. Sen de tanık olmak istemiyor musun? Gel biz de Tanu'nun odasına gidelim. Hadi, tamam gidelim. Eğlenceli olacak. Aman Tanrım, umarım abi odamdaki parayı bulamaz. Hemen gidip yerlere saklamalıyım şimdi. Bu kadar acele nereye gidiyorsun? Dinle bak, sen hep abi ve büyük annenin kalbinde özel bir yerin olsun istedin. Ama yakında bu evdeki yerini de kaybedeceksin. Haberin olsun. Çünkü şu anda herkes senin odanda. Herkes orada. Ve ben de çok merak ettim. Onlarla gidip bakmak istiyorum. Gel hadi. Evet Akash, ne göstereceksin? Bak, sandıktaki paraları görünce kimin çalmış olduğunu anlayacaksın. Ne var orada? Burada çok fazla para var. Bunların hepsi Pragya'nın kasasından çalınan paralar. Ben hepsinin seri numarasını kaydetmiştim ve numaraları karşılaştırdım. Seri numaraları bendeki kayıtlarla aynı. Abi sen de görüyorsun işte. Tanu'nun odasında ve onun sandığında bu kanıt hırsızın Tanu olduğunu açıkça kanıtlıyor. Hayır, hayır abi. Sandık benim değil. Parayı kimin getirdiğini bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir fikrim var. Neden şimdi de sandığı odana Pragya'nın koyduğunu söylemiyorsun? Hı? Abi dinle beni. Bunu kanıtlayabilirim. Rajna ve ben Tanu'nun bir adamın yardımıyla sandığı eve getirdiğini gördük. Adamın telefonunu biliyorum. Aslında Tanu'yu getiren şoförün telefon numarası da var bende. Bana inanmıyorsan onu ararım ve kendin konuşabilirsin. Sana sandığı eve Tanu'nun getirdiğini söyler. Burası sanki mahkeme salonu gibi. Tanu şimdi ne yapacak acaba? Tanu'nun başı büyük dertti. Buna sevindim. Parayı benimle paylaşmak istememişti ve şimdi onu bundan sonra sokaklarda dilenirken görünce çok sevineceğim. Bir şey söyle Tanu. Ne söyleyeceksin? Sandı, buraya ben getirdim ama bu parayı benim çaldığım anlamına gelmez. Paranın nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Çünkü ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yani parayı senin saklamadığını söylemek istiyorsun, öyle mi? Dur bir dakika. Abi bir fikrim var. Ben sandıktaki hiçbir şeye dokunmadım. Parmak izim yok, değil mi? Polis gelsin. Polise çağıralım. Parmak izlerini incelettirelim. O zaman parayı kimin sandığa koyduğunu hemen anlarız. Bu işi polise bırakalım. Aman Tanrım. Eğer polis buraya gelir ve parmak izlerini alırsa parada benim parmak izlerimi de bulurlar. Ve o zaman ben sokaklarda dilenmeye giderim. Vitali, çok kritik bir durum. Taraf değiştir. Hemen taraf değiştir. Abinin tarafına geçsen iyi olur. Yoksa bu evden doğruca hapse gidersin, söyleyeyim sana. Abi, Akash haklı. Ben bile Tanu'yu parayla gördüm. Ben gördüm onu. Gördüm, biliyorum.
insan zayıf karakterli ve aç gözlüyse hırsızlık da yapabilir. Sarla teyzenin onu evlerini alan aileden para çaldığına inanıyor musun? Yani benden paramı çaldın, öyle mi? Bu doğru değil mi? Büyük anne, herkes gitti. Anlat hadi. Çok merak ediyorum. Bütün bunları yaparak hırsızı yakalatacağını nereden biliyordun? Nereden geldi aklına bu? Ve tabii en önemlisi de parayı Tano'nun çaldığını nasıl öğrendin sen? Ayrıca doktora yüksek tansiyonun olduğunu ve ayağının kırıldığını nasıl söylettin? Yani bütün bunları nasıl planladığını hiç anlayamıyorum ben. Gel otur. Canım kızım, olanları daha fazla düşünme artık. Sadece böyle olduğu için sevinç duy. Bilirsin, yaşanan her şeyin iyi bir tarafı vardır derler. Evet biliyorum ama bana bunun nasıl olduğunu anlat, merak ediyorum. Dinle, Sarla'yı sizin evinizde ziyaretten döndükten sonra Robin bana bir bardak su getirdi. Robin'e öylesine evde her şey yolunda mı, düzgün mü diye sordum. Evet, sorun yok efendim. Ama bayan Mitali iyi değil. O mide ağrısı çekiyor. Ben de gidip Mitali'ye bakmaya karar verdim. Odasına giderken Mitali'nin sesini duydum. Yaklaşınca da Mitali ile Pami'nin aralarında konuştuğu şeyi duyduğumda gerçekten de şok geçirdim. Anneciğim. Evet. Dün parayı çalan kişi Tanu'ydu, biliyor musun? Ne? Evet, bütün parayı o çaldı. Gelip hepinize bu durumu anlatacaktım. Robin bana abiyle senin odada olduğunuzu söyledi. Ben de sizi rahatsız etmemeye karar verdim ama aklıma bir fikir geldi. Ve hemen Doktor Murti'yi aradım. Onu iyi tanıyorsun. O bizim aile doktorumuz. Abinin büyük babasının da senelerce çok yakın arkadaşıydı. Bizim ailemizden biri gibidir o. Ben de ailemizle ilgili bir konuyu ona açmakta hiç sakınca görmedim. Telefonda her şeyi anlattım ona. Merhaba Doktor Murti. Size doktor mu demeliyim yoksa küçük kardeşim mi? Sanırım kardeşim dersem çok daha doğru davranmış olacağım. Eğer tek istediğiniz tansiyonum, kan şekerim, sinirlerim ve sağlığımın normal olmasıysa bana yardım etmelisiniz. Hem de çok önemli bir konuda. Elbette, dinliyorum. Benim için yalan söyleyeceksiniz. Ondan istediğim her şeyi yaptı. Bana yardım etti. Ve sonucu da karşında işte. Tanu'nun maskesi düştü. Neyin var senin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.